Haberin merkezi Kanal Urfa ekranlarından bir kez daha merhabalar. Gelişmelerle ana haber bülteni de yeniden sizlerle birlikteyiz. Sevgili izleyenler, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde romanlar buluşmasında en büyük roman Recep Tayyip Erdoğan sloganları arasında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz roman kardeşlerimize Fransa gibi Fransız kalmayacağız," dedi. O mahallede o kardeşlerimizin ne kadar çalışkan olduğunu görürdüm. İşte sizler de şu anda ekranda, perdede izlediniz. Preslerle mahalleden geçerken oradaki çalışkanlıklarını görürdüm. Tabii şu anda o tabloyla artık yeniden 10 yaşıma döndüm, 11 yaşıma döndüm, 12 yaşıma döndüm. Ama oradan sadece işte bak doktor çıkmıyor. Sadece öğretmen çıkmıyor. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı da çıkıyor. Bakmayın siz Almanların o Nazi uygulamasıyla romanlara yaptıklarına. Bakmayın daha şurada 3-5 sene önce Fransızların romanları Fransa'dan adeta yurt dışı ettiklerine. Bunlar medeniyiz diye konuşurlar, geçinirler ama bunların medeniyetten nasibi yoktur, bunu böyle biliniz. Milletin evinde siz değerli roman kardeşlerimizle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Birileri bu işin taklidini yapar. Biz ise aslını yaparız. Başbakan Binali Yıldırım, Gebze Teknik Üniversitesi'nde Sanayi ve Teknoloji Zirvesi'ne katıldı. Başbakan Yıldırım burada yaptığı konuşmada, ekonomik savaş küresel dengeleri de bozuyor, Türkiye de bundan etkileniyor, dedi. Ekonomik savaş küresel dengeleri de bozuyor. Şu anda böyle bir süreç yaşıyoruz. Küresel belirsizliği de arttırıyor. Buna bir de Orta Doğu'daki son günlerde yaşananları da ilave ederseniz, kimyasal silah kullanımı, o masum yavruların hunharca katledilmesi, bütün bunları koyunca küresel anlamda ciddi bir belirsizlik, ciddi bir dalgalanma var. Türkiye'de bu da bundan etkileniyor, derdemez etkileniyor. Neden etkileniyor? Çünkü biz bütün bu belirsizliklerin, bütün bu olumsuzlukların göbeğinde yer alıyor. Herkes şunu bilsin, Türkiye ayaklarını yere sağlam basıyor. 16 yıl önceki Türkiye'nin o karanlık senaryolarından çok uzaktayız. Bu istikrar, bu güven olduğu müddetçe küresel sermayede, özel sektörümüzde devletimizin verdikleri teşviklerle büyümemiz devam edecek. 80 bin metrekarelik alan üzerinde kurulan Şanlıurfa Fuar Merkezi, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın katıldığı törenle açıldı. Kalkınma Bakanlığı ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan fuar merkezinin açılışına Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, ilçe belediye başkanları, Şanlıurfa Milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri ve Halil Özcan, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, GAP İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Genel Müdürü Uğur Büyükhatipoğlu, AK Parti İl Başkanı Zeynel Abidin Beyaz Gül ve çok sayıda davetli katıldı. Programın açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Büyükşehir Belediyesi olarak fuar merkezimizi 8 ayda bitirdiklerini ve çok büyük emekleri olduğunu söyledi. Kalkınan Türkiye'miz, gelişen Şanlıurfa'mıza fuar merkezi çok yakışacağını bir yıl önce Allah'ın izniyle sizinle istişare ettiğimizde
sizin vermiş olduğunuz güç ve destekle Büyükşehir Belediye'miz Kalkınma Bakanımızın ortak olarak fuar merkezimizi 8 ayda bitirdik. Çok büyük emekler oldu. Bu emeği hemen hemen tüm kadrolar yaşadı. Hem bakanlığımızın hem Büyükşehir'in kadroları, ama Allah'a şükürler olsun, Şanlıurfa'mızın gelişimi ve kalkınması için önemli bir projeydi ve bu proje Şanlıurfalılara kazandırıldı. Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan da şehirdeki büyük bir eksikliğin bugün giderilmiş olduğunun altını çizdi. Bu fuar merkezi sayesinde daha çok ihracat yapacağız. Üretmiş olduğumuz ürünleri burada dışarıdan gelecek olan firmalara sunma, gösterme imkanına kavuşacağız. Bakınız, son 15 yılda Şanlıurfa'nın ihracatı tam 22 kat arttı. Şu anda 153 milyon dolarlık bir ihracatımız var. Peki 2023 hedefimiz ne? Şanlıurfa'da 2 milyar dolarlık bir ihracatı gerçekleştirmek. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ise Şanlıurfalılarla birlikte fuar merkezinin açılışını 11 Nisan gibi önemli bir tarihte yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Bugün bayram günü. Bayram 1, 11 Nisan kurtuluş. Allah rahmet etsin o atalarımıza, şehitlerimize. Allah mekanlarını nur etsin. Hep inşallah cennet içerisinde yaşamayı nasip etsin. Onların sayesinde bu bayramı evvelallah kutluyoruz. Şimdi özellikle sözlerime teşekkür ederek başlamak istiyorum. Böyle güzel bir projeye imza atan çok değerli bakanımız, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza özellikle teşekkür ediyorum. Tabii ki en önemli teşekkürlerimden birisi de Şanlıurfa'mıza sahip çıkan, Şanlıurfa'mızın bu projelerini destekleyen çok değerli Şanlıurfalı halkımıza veriyorum. Şanlıurfalılar, Allah hepinizden razı olsun. Şanlıurfa deyince eskiden bir tarım kenti akla gelirdi. Sonra bir turizm kenti oldu. Şimdi Şanlıurfa bu bölgenin en önemli sanayi kentlerinden birisi olma yolunda. Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından açılış kurdelesi kesilerek fuar merkezi hizmete girdi. Bu arada 80 bin metrekarelik alan üzerinde kurulan fuar merkezinin 14 bin metrekaresi kapalı alandan oluşuyor. 670 araç kapasiteli otoparka sahip olan fuar merkezinde 30 bin metrekare kapalı alanı, dinlenme alanları, konferans salonu ve holleri ile fuar organizasyonuna katılacak olan firmalara hizmet verecek. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi yakınlarında jandarmanın dur ihtarına uymayıp kaçan otomobil sürücüsü açılan ateşle başından vurularak ağır yaralandı. Olay öğle saatlerinde Şanlıurfa-Gaziantep karayolu harman alan mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre yol üzerinde uygulama yapan jandarma ekipleri plakası öğrenilemeyen Resul E yönetimindeki otomobili durdurmak istedi. Uyarıya karşın sürücünün kaçması üzerine jandarma tarafından ateş açıldı. Açılan ateş sonucu sürücü Resul E kurşunun başına isabet etmesiyle yaralandı. Çağrılan ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Resul E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen resim, kompozisyon ve şehir yarışmasında dereceye girenlere düzenlenen törenle ödülleri verildi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Urfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen resim, kompozisyon ve şiir yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi. Kurtuluş Müzesi'nde Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin ev sahipliğini yaptığı sergi ve ödül törenine Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Vali Abdullah Erin, AK Parti İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, Emniyet Müdürü Veysel Tipi İlçe belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.
Yoğun ilginin olduğu programda davetlileri selamlayarak konuşmasına başlayan Başkan Nihat Çiftçi, bu topraklar uğruna ne bedeller ödendiğini biliriz dedi. Ecdadımızın rahat uyuması gerekiyor. Evlatları olarak biz bu memlekete ne bedeller ödendiğini Çanakkale'den biliriz. Kurtuluş Savaşı'ndan biliriz. 15 Temmuz'dan biliriz. Ve bugün aynı şekilde aynı mücadele terör unsurları anlamında sınır dışında Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonundan biliriz. Daha sonra Urfa'nın kurtuluşunda halkın bir bütün olarak hareket ettiğini belirterek konuşmasına başlayan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ise 11 Nisan bir kurtuluş ruhudur dedi. 11 Nisan bir kurtuluş ruhudur. Umudun, fedakarlığın, kararlılığın, büyük düşünmenin, teslim olmamanın, direnmenin, birlik olmanın adıdır. Şehirlisi, köylüsü, kadını, erkeği, yaşlısı, genci ile karanlığı aydınlığa, karamsarlığı umuda dönüştürmenin destanıdır. Şanlıurfa'da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ise 11 Nisan Urfa'nın baharıdır dedi. 11 Nisan. Aslına bakarsanız Urfa'nın baharı. Bu bahar başka bahara benzemiyor. Bu bahar kurtuluş baharı. 98 yıl önce 11 Nisan 1920'de evet 12'lerin önceliğinde Şanlıurfa'mızın o yiğit insanları, ecdadımız bu toprakları düşmandan kurtardı. Ki ecdadımıza da o yakışırdı. Peygamberler şehri, medeniyet şehri Urfa'mıza o yakışırdı. Vali Abdullah Erin de 11 Nisan tarihinde okulların tatil edilmesinin nedenini tüm gençlerin etkinliklere katılarak 11 Nisan ruhunu iyi tanımasından kaynaklandığını belirtti. Tatil edilmesinin sebebi de çocuklarımızın ve gençlerimizin tam 98 yıl önce 12'lerin öncülüğünde, kahraman 12'lerin öncülüğünde Şanlıurfalı kahraman kardeşlerimizin ortaya koydukları o cesaret, kahramanlık ve yüksek iradenin hissedilmesi ve anlaşılmasına vesile olması içindir. Son olarak bir konuşma yapan AK Parti İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise geçmişimizi iyi bilmemiz gerekiyor dedi. Şanlıurfa'nın bir kurtuluş günüyle kutluyoruz. Anadolu tarih boyunca defalarca Haçlı saldırılarına maruz kaldı. Şimdi hepsi püskürtüldü. Bugün 11 Nisan. İşte bundan yıllar önce Fransızlar 2000 kilometre öteden Şanlıurfa'ya gelmişler. Bugün gençlerimizin ve bizlerin sorması gereken soru bu. Burada ne işiniz vardı? Bu topraklarda ne yapmaya geldiniz? Evet, geçmişteki Haçlı orduları nasıl geri dönmüşse o gün onlar da aynı şekilde geri döndü. Program daha sonra resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödüllerin verilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu. Şanlıurfa'da aniden bastıran sağanak yağış ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz yönde etkilerken bazı bölgelerdeki ağaçlar rüzgarın etkisiyle devrildi. Şanlıurfa merkezde Suruç ve Birecik ilçelerinde aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Şanlıurfa merkezde vatandaşlar yağmur nedeniyle sokağa çıkamazken Suruç ilçesinde ise şiddetli rüzgar bazı ağaçları yerinden söktü. Aligör Kırsal Mahallesi'nde bir ağaç gövdesinden kırılıp devrilirken, aşağı Karıncalı Kırsal Mahallesi'nde ise bir ağaç kökünden söküldü. Her iki olayda da şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Birecik ilçesinde ise rüzgarla birlikte dolu yağdı. Aniden bastıran dolu nedeniyle fıstık ağaçlarının zarar gördüğü belirtildi. Şanlıurfa'da özel bir tohum firması en yüksek verim alan çiftçiler arasında kura çekimi yaparak tarım makinesi hediye etti. Aşağı
Şanlıurfa'da özel bir tohum firması düzenlediği programla merkez ve ilçelerde en yüksek mısır verimi alan çiftçilere çektirdiği kurayla tarım makinaları hediye etti. Bir otelde düzenlenen programa Şanlıurfa merkez ve ilçelerden birçok çiftçi katıldı. Özel tohum firmasının yönetim kurulu başkanı Vedat Polat, en yüksek verim alan çiftçiye tarım makinaları hediye ettiklerini ifade etti. Neye göre seçtik, nasıl oldu, bunu biraz anlatmak istiyorum. Çıkan bölgede çiftçi yapsın diye. Mısır tohumumuzu eken çiftçiler arasında en yüksek verim alan çiftçilerimizi ödüllendirmek için bir organizasyon düzenledik. Bu organizasyonda yüksek verim alan çiftçilerimize pneumatik ekim mibzeri dağıtıyoruz. Normalde bölge verimleri 1200 kilolarken 1800-1900 kilo alan çiftçilerimize ekim mibzeri dağıtacağız. Bunu çekilişle yapacağız. Bu çiftçilerimizi ödüllendirmek için bu organizasyonu bu akşam burada yapmış bulunmaktayız. Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz, beraberindeki daire müdürleriyle talepleri yerinde dinlemek ve sorunları da çözüme kavuşturmak amacıyla mahalle toplantılarına devam ediyor. Hoş geldiniz. Gece saatlerinde Abdülkadir Geylani Çok Amaçlı Hizmet Salonu'nda Ayvanat Mahallesi sakinleriyle düzenlenen toplantıya çok sayıda vatandaş katıldı. Mahalle halkıyla birebir sohbet eden Başkan Resul Yılmaz, vatandaşların sorularını dinleyerek not aldı. Toplantıda belediye tarafından yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında mahalle sakinlerine bilgiler aktarıldı. Daha önce bazı mahallelerde benzer toplantılar yaptığını dile getiren Belediye Başkanı Resul Yılmaz, amacının sorunları yerinde tespit ederek çözüme kavuşturmak olduğunu söyledi. Her şeyin en mükemmelini biz biliyoruz, en doğrusunu biz biliyoruz, anlaşma değiliz. Kendi adıma söylüyorum, bunu her ortamda ifade etmeye çalışıyorum. Sizlerde öğrenecek çok şey oluyor. Malumunuz Süveyrek çok büyük bir ilçe. İlçe ama coğrafi alan olarak Urfa merkezdeki Karaköprü, Halimye ve Eyirge'nin toplamından daha büyük. Büyükşehir yasasıyla birlikte sadece sorumluluk alanımız ilçenin merkezi ve mücavir alan değil. Onun da sınırı değil. Aynı zamanda kırsal mahallelerimiz var. Sadece kırsalda 650 küsür yerleşim birimimiz var. Böyle bir coğrafya. Yani yüz ölçüm olarak Türkiye'nin ikinci büyüklükteki ilçeyiz. 4.314 kilometre karelik bir yüz ölçüme sahibiz. Bunu niye anlatıyorum? Şunun için anlatıyorum. İnanın daha fazla belki size gelmeye çalışıyorum. Fakat zaman gerekiyor. Bunu çok açık yüreklilikle ifade ediyorum. Bakın. Ha muhtar da biliyor. Diğer arkadaşlar da zaman zaman beni görüyorlar. İnanın doğru dürüst belediyeye de gittiğim yok. Bu aralarda saat 4'ten sonra belediyeye gidiyorum. Neredeyim? Hep böyle sağdayım, dolaşıyorum. Her gün bir sokaktayım. İşte esnaf ziyaretinde ya da kırsal mahallelere gidiyorum. Yapılan çalışmaları yerinde denetlemeye çalışıyoruz. Günümüz bu şekilde bitiyor. Gece de işte böyle değişik gruplarda, derneklerle, setaklar temsilcileriyle en sonunda mahalledeki arkadaşlarımızla bir araya gelip mahallenin sorunlarını yerinde tespit edip yine yerinde çözüme kavuşturmaya çalışıyoruz. Toplantının verimli ve faydalı olduğunu belirten Ayvanat Mahallesi sakinleri, Belediye Başkanı Resul Yılmaz'a teşekkür etti. Yaklaşık 2 saat süren toplantıya mahalle sakinleri ve muhtarın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Ahmet Öncül'le daire müdürleri katıldı. Şanlıurfa'da eğitim verecek özel bir okulun inşaatı tamamlandı. Şanlıurfa'da eğitime yönelik yatırımlar devam ediyor. Bu kapsamda özel bir anaokulunun inşaatı tamamlandı. 2300 metrekare kapalı, 1400 metrekare açık alanda oluşturulan anaokulu birçok branşta İngilizce ağırlıkla eğitim verecek. Özel okulun yönetim kurulu başkanı Kadir Tosun, eğitim yatırımlarını sürdürdüklerini ifade etti. Okulumuz 2300 metre kapalı alanıyla, 1400 metre bahçesiyle, geniş çocuk sokaklarıyla, buz pisti, uzay soğuklu, uzay odası pardon, müzik odası, drama atölyesi şeklinde geniş kapsamlı bir
okulumuzdur. Türkiye'de şu anda bulunan anaokulları arasında en sayılı anaokullardan bir tanesidir. Tabii anaokulunun şu anki çocuk okul öncesindeki gelişimin Türkiye genelinde önümüzdeki sene zorunlu olacağını biliyorsunuzdur. Biz de bunların bilinci şeklinde ilerleyen zamanlarda daha kapsamlı bir eğitim nasıl olacağını, bundan sonra daha nasıl güzel bir eğitim verileceğini şeklinde biz bunları dizayn ettik. Okulumuzun en modern şeklinde dizayn etmeye çalıştık ve şu anda bulunduğu ortam %90 bitmiş şekilde 18 Haziran'da biz eğitim öğretime başlamış, yaz programına başlamış bulunacağız. İnşallah önümüzdeki senelerde daha güzel bir okul öncesi eğitimi Urfa'da vermeye çalışacağız. Ve havuzuyla, buz pistiyle, uzay odasıyla, drama salonlarıyla geniş kapsamlı, bu durum altında değil, daha çok müstakil bir yerin, güneş ışınlarının tam gördüğü yerde, açık bir hava alanında biz bunların eğitimini vermeye çalışacağız. Biraz kadronuzdan söz eder misiniz? İstihdam konusunda... Kadromuzu biz aslında okul öncesi eğitimine ne kadar önem verdiğimizi şöyle söyleyeyim. Biz bir üniversite hocası Gökhan, yardımcı döçen Doktor Gökhan Arkan'la eğitim kadromuzda bulunuyor koordinatör olarak. Bizim burada öğretmenlerimiz hepsi okul öncesi mezunu oluyor. Ve kadromuzun içerisinde psikologuyla, hemşiresiyle, yani tam kapsamlı bir kadro şeklinde bulunacağız. İnşallah bu dönem içerisinde sizleri kendi okulumuzda ağırlayıp ve bu konuda daha kapsamlı bilgiler vermeye çalışacağız. Hadan Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Şanlıurfa İşkurs İl Müdürlüğü İşbirliği ile mahkumlara yönelik hasta ve yaşlı refakatçiliği kursu protokolü imzalandı. Şanlıurfa Valiliği ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından finanse edilen hasta ve yaşlı refakatçiliği eğitim programı için düzenlenen protokol, Harran Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ramazan Taşaltın, Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan ve İşkur İl Müdürü Lezgin Özmen tarafından imzalandı. İmza töreninde konuşan Başsavcı Sadi Doğan, denetimli serbestlik müdürlüğünce yürütülen Gelecekte Ben de Varım projesi kapsamında hasta ve yaşlı refakatçiliği kursu işbirliğine ilişkin protokol imzaladıklarını söyleyerek 20 denetimli serbestlik yükümlüsünün katılacağı bir eğitim kursu düzenlediklerini söyledi. Şanlıurfa Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüzün bir süredir yürüttüğü Gelecekte Ben de Varım adlı projenin bir ayını gerçekleştirmek için tekrar bir aradayız. İşkur İl Müdürlüğümüz ve Harran Üniversitesi Rektörlüğümüzle birlikte hasta ve yaşlı refakatçiliği kursumuzu açıyoruz. Bir süredir bütün kamuoyunun bildiği gibi cezaevleri artık yaşayan bir organizma haline dönüştü. Cezaevindeki kalan hükümlerimizi gelecekteki hayata hazırlamak için onların bilgi, beceri ve eğitimlerine katkı sunmak amacıyla bir takım faaliyetlerimiz var. Kamuoyu belki birçoğunu bilmiyor ama çok ciddi faaliyetler var, çok önemli faaliyetlerimiz var ve mahkumlarımız, hükümlerimiz dışarı çıktıkları zaman kendi hayatlarını devam ettirebilecek ya da farklı bir şekilde devam ettirebilecek düzeye gelebiliyorlar. Biz bu desteği verdikleri için tekrar İşkur İl Müdürlüğümüze, rektörlüğümüze teşekkür ediyoruz. Hayırlı olmasını diliyorum inşallah. Daha sonra söz alan Rektör Profesör Doktor Ramazan Taşaltın ise bu kursun son derece önemli olduğunu anlattı. Şanlıurfa Başsavcılığımız ve İşkur Müdürlüğümüzce denetimli serbestlik hakkına sahip olan hükümlere kurs verip onların meslek edinmesini sağlamak üzere burada bu anlaşmayı protokol imzaladık. Bu protokol çerçevesinde vereceğimiz kursta katılanlar belli müddet sonra hasta bakımı ve rehabilitasyon gibi konularda çalışma hakkına sahip olacaklar. Tabii bir mahkum belli bir süre içeride kaldıktan sonra kendi rehabilitasyonu da gerekli. İşsiz olması daha kötü. Bu kurs sonunda hem topluma kazandırıp hem de kendisinin toplum içinde yer edinmesine çok faydası olacak. Biz de her türlü zaten eğitime hazırız.
Teşekkür ediyoruz bu konuda. Harusunuza, İşkur Müdürlüğümüze, Başsavcılığımıza biz de teşekkür ediyoruz. İşkur olarak kendilerinin de işin bir ucundan tutarak bu eğitime destek verdiklerini söyleyen İşkur Müdürü Lezgin Özmen, kurs süresince eğitim programına katılan kursiyerlere İşkur tarafından harçlıklarının ödeneceğini söyledi. Biz de İşkur olarak daha önce yine işbirliklerimiz devam ediyordu. Bundan sonra da ödenek, biz ayrılan ödenek çerçevesinde devam edecektir. 12 Nisan Perşembe günü başlayacak olan İslam Fuarımıza da herkesi davet ediyoruz. Saygılar sunarım. Teşekkür ederim. İmza töreninden sonra Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, Harran Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ramazan Taşaltın, İşkur İl Müdürü Lezgin Özmen, Harüsen Müdürü Doçent Doktor Celal Ağan, Denetimli Serbestlik Müdürü Ali Güçtekin ve beraberindeki heyetle Harran Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi'nde kursa katılan mahkumları ziyaret ederek onlarla bir süre sohbet ettiler. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Şanlıurfa Şubesi'ni ziyaret etti. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği'nin davetiyle yönetim kurulu toplantısına katılarak Şanlıurfa Şube Başkanı Orhan Şahin ve iş adamlarıyla bir araya geldi. İş adamlarına yapılan belediyecilik hizmetleri ve projelerle ilgili bilgiler veren Başkan Baydilli, ilçede yapılması hedeflenen yatırımlar hakkında istişarelerde bulundu. Ziyaretin ardından açıklama yapan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, ASKON Yönetim Kurulu üyesi iş adamlarıyla bir araya gelerek Şanlıurfa ve Karaköprü'nün kalkınması adına istişarelerde bulunduklarını ifade etti. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Şanlıurfa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerini ziyaret ederek öncelikle Karaköprü'müzü ve Şanlıurfa'mızı burada konuşarak istişarelerde bulunduk. Tabii ASKON, Şanlıurfa'mızın kalkınması, Şanlıurfa'mızın daha hızlı bir şekilde, istikrarlı bir şekilde büyümesi için kendi fikirlerini, yaptıklarını, yapmak istediklerini bizimle paylaşıp bu konuda özellikle Şanlıurfa'nın yerel yöneticileri olarak destek istediler bu konuda bizlerden. Tabii bizler Şanlıurfa'mızın en hızlı bir şekilde büyümesi ve kalkınması için elimizden ne geliyorsa bunun için var olduğumuzu ve bu konuda onlarla birlikte hareket edeceğimizi ve özellikle gerek merkezi hükümetin, gerekse Karaköprü olarak, gerekse Şanlıurfa olarak yerel yöneticilerin yerel anlamda yaptıkları hizmetleri burada konuşarak tartıştık. Eksiklerimizi dinledik, yaptığımız hizmetleri kısmen anlattık onlara. Bizler hep birlikte güç birliği yaparak gerek Şanlıurfa'daki siyasetçiler olsun, gerek yerel yöneticiler olsun, sivil toplum kuruluşları olsun, dernekler olsun, Şanlıurfa için hep birlikte çalışıyoruz. Şanlıurfa'nın kalkınması için hep birlikte yürüyoruz, hareket ediyoruz. Şanlıurfa ne zaman bu birlikteliği yakalarsa, Şanlıurfa ne zaman birliktelik içerisinde hareket ederse hak ettiği yere gelir. ASKON Şanlıurfa Şube Başkanı Orhan Şahin ise Şanlıurfa'nın kalkınması ile ilgili yerel yönetimlerin katkılarını ve çalışmalarını istişare etmek için Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ile bir araya geldiklerini kaydetti. İlimizin kalkınması ile ilgili yerel yönetimlerin de neler katabileceği, nerede destek olacağı, yatırımcıların sorunlarının çözüm noktasında neler yapılabileceği istişare ettik. Ben ilgi alakasından dolayı Sayın Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarında da başarılar diliyorum. ASKON Yönetim Kurulu üyeleri tarafından toplantının ardından tablo hediye edildi. Haliliye Belediyesi 6. Şanlıurfa İnşaat, Mobilya ve Dekorasyon Fuarında stand açarak Haliliye ilçesinin tanıtımı ile ilgili çalışmalar sergiliyor. 6. Şanlıurfa İnşaat, Mobilya ve Dekorasyon Fuarında Haliliye Belediyesi kurduğu standta yerini aldı. Haliliye ilçesinin tanıtımının yapılacağı standta Haliliye Belediyesi'ne ait kadın destek merkezlerinde yapılan eserler de sergilendi. Standı ziyarete gelen vatandaşlara ise çeşitli ikramlar yapıldı. Açılışına katıldığı fuarı gezen Başkan Demirkol da Haliliye Belediyesi'nin standında gelen davetliler ve vatandaşlarla görüştü. Haliliye Belediyesi Halk Oyunları ekibi de fuarda yöresel oyunları sahneledi. Haliliye Belediyesi'nin standını gezen Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba ilk olarak çocukların gösterisini izledi. Bakan Fakıbaba'ya eşlik eden Başkan Demirkol, Haliliye Belediyesi olarak yaptıkları çalışmalarla ilgili standdaki görseller aracılığıyla bilgi verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Başkan Demirkol ve ekibini kutladı. Yani hak
hakikaten arkadaşlar elinden geldikleri kadar, ben eski bir belediyeciyim, kolay değil yani. İnsanların tümünü mutlu etmek kolay değil. Ama arkadaşlar samimi, iyi niyetli ve AK Parti'ye yakışır bir şekilde çalışıyorlar. Ben kendilerini yürekten kutluyorum. Bakan Ahmet Eşref Akıbaba, Haliliye Belediyesi'nin yapmış olduğu Çölyak projesine de değindi. Harika bir olay. Yürekten tebrik ediyorum. Çünkü nüfusumuzun yani tahminen %10'u Çölyak. Ve bu bağlamda esas Mehmet Ali Bey de milletvekilimiz, o Çölyak komisyonunun üyesi, çok değerli bir cerrah arkadaşımız var, o başkanı. Ve ben de dün Tarım Bakanı olarak bana geldiler. Onlara her türlü desteği vereceğimizi söyledim. Ve Tezi Başkanı kutluyorum. Çünkü o insanların hakikaten ihtiyacı var buna. Başkalarından görüyorlar. Baklava görüyor. Tabii çikolatayı görüyor veya bir baklava görüyor. Yiyemiyor ama bu projenin sayesinde o çocuklarımız da yiyebiliyor. Bu bağlamda bu sosyal projeler, mükemmel projeler, yürekten kutluyorum. Allah razı olsun diyor. Bir dizi temaslar ve açılışlarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya gelen Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'la Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Akıbaba Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü münasebetiyle şehir genelinde Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen etkinliklere ve açılışlara katılmak üzere gelen bakanlar, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı ziyaret ederek çalışmalar hakkında Başkan Nihat Çiftçi'den briefing aldı. Büyükşehir Belediyesi protokol girişinde gazetecilerle bir araya gelerek bir açıklamada bulunan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Şanlıurfa'nın önemli ihtiyaçlarından biri olan fuar ve kongre merkezini Şanlıurfa'ya kazandırmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Medeniyet şehri, peygamberler şehri Şanlıurfa'da bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Ve özellikle de Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı ziyaret etmekten ve belediyemizin yaptıkları çalışmaları görmekten de büyük bir memnuniyet duyduğumu da ilave etmek istiyorum. Huzurlarınızda Sayın Bakanımıza bir kez daha, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Sayın Fakı Baba'ya bir kez daha teşekkür ediyorum. Kendisinin davetinden dolayı. Değerli arkadaşlar, Şanlıurfa biraz önce de ifade ettiğim bir medeniyet şehri, bir peygamberler şehri, bir sanayi şehri, bir tarım şehri ki tarımda Türkiye'de tarımsal üretim açısından en önde gelen illerin başında geliyor. Bir sanayi şehri. Özellikle sanayi son yıllarda inanılmaz bir gelişme gösterdi. Sanayinin payı aşağı yukarı milli gelir içerisindeki payı %13-14'lerden %25'lere kadar yükseldi. Bir kültür şehri, bir turizm şehri. Ve böyle bir şehre yeni bir kimlik kazandırıyoruz. Şehrin ihtiyacı olan, eksiği olan bir kongre merkezini, fuar ve kongre merkezini bugün Şanlıurfa'mıza kazandırıyoruz. Özellikle ticaretin gelişmesi, ihracatımızın artması ve ürünlerimizin, burada üretilen ürünlerimizin pazarlanması açısından son derece önemli olan bu fuarın yapımını Büyükşehir Belediye Başkanlığımız ve Kalkınma Bakanlığımızın ortaklaşa girişimiyle gerçekleştirildi. Ben hatırlıyorum, aşağı yukarı herhalde 1,5 yıl önce Büyükşehir Belediye Başkanımız beni ziyaretinde bu kongre merkezinin, fuar ve kongre merkezinin önemini anlatmış idi. Biz de bakanlık olarak gereken desteği verdik. Kendisi de destek sağladı. Ve bu şekilde Şanlıurfa'mızı da artık bir fuar ve kongre merkezi haline getiriyoruz. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba da Allah bu kurtuluş mücadelesini bir daha yaşatmasın dedi. 11 Nisan Kurtuluş Bayramı bütün Şanlıurfalı hemşerilerimize hayırlı olsun. İnşallah Allah bir daha o kurtuluş günlerini bize nasip etmesin. Özellikle ben Sayın Bakanımıza yoğun programından dolayı bu
önemli günümüzde bizleri yalnız bırakmadığı için kendisine teşekkür ediyorum. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek her iki bakanı da Şanlıurfa'da ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Şanlıurfa'mıza hoş geldiniz, teşekkürleriniz. Halkımızı mutlu ve mesut kılmıştır efendim. Hoş gerçekleştirilen konuşmaların ardından bakanlar Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamına geçerek Başkan Nihat Çiftçi ile Şanlıurfa'da yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında sohbet etti. Urfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılı etkinlikleri, Mehmet Akif İnan konferans salonunda gerçekleştirilen kum sanatı gösterisi, oratoryum orta oyunu ve Dayı Yiyen Biz Bize müzik dinletisiyle devam etti. Bu yıl yine birbirinden güzel etkinliklerle 11 Nisan Kurtuluş coşkusunu şehir genelinde hissettiren Büyükşehir Belediyesi her gün farklı bir program düzenledi. Bu kapsamda Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda vatandaşların yoğun katılımıyla kum sanatı gösterisi, oratoryum orta oyunu ve Dayı Yeğen Biz Bize müzikaliyle gelen konuklar güzel bir gece geçirdi. Kanal Urfa'nın da canlı olarak yayınladığı ve izleyicilerin beğenerek takip ettiği geceye Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve eşi Sema Çiftçi, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci ile çok sayıda vatandaş katıldı. Gecede konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi birlik ve beraberlik mesajları verdi. Tüm Şanlıurfa'lı hemşehrilerimizi düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılını kutluyoruz. Bayramımız kutlu olsun diyorum. Hepinizin arası 98 yıl önce omuz omuza kadınıyla, genciyle, yaşlısıyla, çocuğuyla birle beraber olup bu cennet vatanını bize miras bıraktılar, emanet kıldılar. Tüm şehitlerimize, başta 12'ler olmak üzere, gerek Kurtuluş Savaşı'nda, gerekse Çanakkale Savaşı'nda, gerekse de günümüzde yine düşmanlara karşı mücadelede şehit olan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ve şehitlerimizin hiçbir zaman göz arkada kalmasın. Şehit yakınlarının hiçbir zaman ümitsizliği olmasın. Bu memleketin hangi çabalarla elde edildiğini biliyoruz. Ve biz bu memlekete daha iyi hizmet ederek, birliğimizi ve beraberliğimizi koruyarak bayramımızı bayram gibi yaşayacağız. Mücadelemizi mücadele olarak sürdüreceğiz. Ve hep birlikte Allah'ın izniyle geleceği yürüyeceğiz. Müzik insanlarından saygıdeğer Halil Altıngöz'ün alkışlarla sahneye davet ediyoruz. Hediyeler almak üzere. Ve Anadolu Başkanımız Sayın Mehmet Ekinci'yi de alkışlarla sahneye davet ediyoruz. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde uyuşturucu satışı yapan 3 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu satışı yaptıkları belirlenen Halis A, Halil T ve Ali A yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada satışa hazır vaziyette bir miktar eroin, esrar ve hap ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Adana merkezli aralarında Şanlıurfa'nın da olduğu 10 ilde yapılan son ALİ operasyonunda gözaltına alınan 60 kişi adliyeye sevk edildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri Son Alo ismiyle Adana merkezli İstanbul, Ankara, Eskişehir, Edirne, Gaziantep, İzmir, Mersin, Osmaniye ve Şanlıurfa'da 73 adrese 5 Nisan günü şafak vakti operasyonu düzenledi. Operasyonda telefonla aradıkları kişilere kendilerini jandarma, savcı ve polis olarak tanıtıp terör örgütleriyle kandırarak para isteyip dolandırıcılık yaptığı iddia edilen biri kadın 56 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan telefon dolandırıcılarının arasında parayı elden alanlarla hesaplarını kullandıranlar da olduğu öğrenildi. Buradan vatandaşı 155 polis imdat, 156 jandarma imdat, banka ve GSM şirketlerinin müşteri hizmetlerinden arıyormuş gibi yaptığı ya da bilgisayarlara kurulan özel programlarla herhangi bir numaradan arama imkanı buldukları tespit edilmişti. Polisin son yaptığı operasyonda telefon dolandırıcılarının vatandaşları telefonla arayıp daha önce sürekli PKK, FETÖ tehdidi ya da hırsızlık yapılan bir kuyumcuda kimliğiniz bulunmuş, parmak iziniz alınacak, bu nedenle evdeki bütün altın ve paralarınızı vereceğim adrese getirin yalanıyla dolandırırken bu kez bankacılar paranızı çalıyor yalanını da kullandıkları öğrenildi. Dolandırıcıların telefonla aradıkları vatandaşlara önce kendilerini polis olarak tanıtıp daha sonra bankada hesabınız var ancak banka çalışanları paranızı kendi hesabına geçiriyor. Biz de bunlara yönelik operasyon yapacağız ancak hemen acil olarak paranızı vereceğimiz devlet hesabına geçirin yoksa paranızın hepsi buhar olacak. Biz operasyondan sonra size paranızı vereceğiz diyerek dolandırıldıkları öğrenildi. Dolandırıcıların bu yöntemle 3 ayda 252 vatandaşa ulaştığı ancak polis teknik takipte olduğu için vatandaşların dolandırılmasının önüne geçildiği öğrenildi. Polisin bu yöntemle 237 vatandaşın 14 milyon 400 bin lirasını kurtardığı ortaya çıktı. Ancak bütün uyarılara rağmen 15 vatandaşın 600 bin lirasını dolandırıcılara kaptırdığı öğrenildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 20 adet bilgisayar, 48 cep telefonu, 6 tablet, 2 pompalı tüfek, 1 ruhsatsız tabanca, 50 adet 9 milimetre fişek, 2 adet telsiz, çeşitli GSM operatörlerine ait 200 adet sim kart, 3 adet POS makinesi, 13 taşınabilir bellek, 10 bin lira para, 1 adet askeri kıyafet ele geçirilmişti. Zanlıların sahte çağrı merkezi de çökertilmişti. Zanlılar bir hafta boyunca emniyette sorgulandı. Zanlıların birçoğu dolandırıcı olmadıklarını isim benzerliği yüzünden gözaltına alındıklarını söyleyip suçlamaları kabul etmedi. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edilirken iki zanlının ayağının kırık olduğu görüldü. Zanlılar adliyeye sevk edilirken sayılarının çokluğundan dolayı ilginç görüntüler oluştu. Bu haberle birlikte ana haber bültenimizde noktalayalım sevgili izleyenler. Yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.